Eyyam-ı Bahur Afrika ve sonrasında Basra derken sıcak hava dalgalarının biri bitmeden diğeri kapıya dayanıyor ve her gün daha da ciddi sıcaklıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle ki NASA'nın son açıklaması da dikkat çekici. 1880 yılından bu yana en sıcak ay geride kaldı Temmuz ayında. Güneydoğu Anadolu tam anlamıyla şu sıralarda kavruluyor. Termometreler 50 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan trafolar patlıyor. İstanbul'da da durum farklı değil. Sıcakla değil, nemle boğuşma var burada. Bunaltıcı bir hava söz konusu. Peki Basra sıcakları gelecek mi? Herkesin korkusu buydu. İyi haber var bu konuyla ilgili. Basra sıcakları yaklaşacak ama gelmeyecek. Kötü haberse yüksek nem buram buram terletmeye devam edecek. Bundan sonraki günlerde de yine 45-48 dereceler bulması ihtimal dahilinde gözüküyor. Sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddeti artıyor. Bu yaz termometre patlatan sıcaklarla çoktan kayıtlara geçti. Temmuz ayı 174 yılın en sıcak ayı olarak tarihe karıştı. Ancak kavurucu sıcakların biri bitiyor, biri başlıyor. Şimdi de Basra sıcakları yolda. Bana şu an gayet normal görüyor. Adana'ya gelin. Sıcağı orada görün. 48 dereceleri bulan sıcaklıklar var. Yine o bölgede birçok ilimizde sıcaklık 40 dereceyi aşmış durumda. Eyyam-ı Bahur gitti, Basra sıcakları başladı. Termometreler kıpkırmızı, hatta bazı bölgelerde sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı. Peki birkaç gündür gri gökyüzünü gören İstanbulluyu Basra sıcakları yakacak mı? İstanbul'u çok etkilemeyecek diyorlar ama bilemiyorum tabii ki. Yok, yağmuru beklemiyorum. Yağmayı. Ama karalıya da yağmaya. İkisi tamamen birbirinden farklı hava kütleleri etkisi altındalar. Bilhassa Güneydoğu Anadolu bölgesi daha güneydeki Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak havayla birlikte ciddi anlamda sıcaklıklarla karşı karşıya. Kısmen sıcaklıklar 30 derece civarında ama nem yüksek olduğu için İstanbullular nemle boğuşuyor. Basra sıcakları güneyi kavuracak, İstanbul'a ulaşmayacak belki ama mega kentin üstündeki nem mevsim normallerinde bile buram buram terletecek. Kuzeyli rüzgarlarla beraber Karadeniz'den bol miktarda nem geliyor. Sıcaklık her ne kadar 30 derece civarında olsa bile nem değer yüksek olduğu için, nem %60, 70 hatta 80'leri bulduğu için bunaltıcı bir hava hakim. Bir müddet daha devam edeceği gözüküyor model sonuçlarından. Bir müddet daha bu hem 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla ve bilhassa yüksek nemle nemli bir hayatı İstanbul'da yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Sıcak ve nemli havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamakta fayda var. Solunum yolu rahatsızlığı çeken kişiler olabilir. Bunlar için ciddi bir sağlık riski taşıyabilir.